Evet kıymetli dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 50.200, ben 50.000'e 50, razıyım ama 50.200'e de razıyım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerden tek ricam şu kanalımıza lütfen sevdiğiniz bütün Fenerbahçelileri davet edin. Ayrıca sevgili arkadaşlar, hediye üyelik kazanmak için artık canlı yayınlarda olmanıza gerek yok. Hediye üyelik verildiği anda son dönemde ne kadar çok video izlediniz, beğeni attınız, reklam tıkladınız... Bunu baz alıyor YouTube ve siz yayında olmasanız bile size üyeliğinizi armağan ediyor. Kanala girdiğinizde anlıyorsunuz. Öncelikle bunu bilin sevgili arkadaşlar. Çok çok iyi oldu. Bakın transferciler gittiği için yaklaşık 2000 kişilik falan bir sirkülasyon var kanalda. 2000-2500 kişilik. Gerçi 2500 kişinin hepsi izlemiyor. Açıkça yukarı 1200-1300 kişi diyelim. Zaten ee, bunun üye olmak isteyenleri sayarsan Belki 200 kişi falan üye olmak istiyordur. Belki her canlı yayında 50 kişiye 100 kişiye üyelik hediye edeceğiz. O yüzden üyelik alın hediye alın. Boşuna para aktarmayın. parayla üye olursanız da ne mutlu bizlere. Şimdi hocam bir de transfer bitti. Duyum ben size duyumlardan başlayayım. İsmail Kartal'ın 6 numara planı belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail, teknik direktörü İsmail Kartal. Antalya Spor maçında bekleneni veremedi değil mi Zayt? Arkadaşlar Zayt'la ilgili bir duyum geldi bana. İnanmak istemiyorum ama Perşembe ilk 11'de diye bir duyum geldi. Harbi söylüyorum Perşembe ilk 11'de diye bir duyum geldi. Ben şok içerisinde. Batshuayi ilk 11'de. Kesin olarak ilk 11'de. Ee, Bekao ilk 11'de. Bunun da şeyini vereyim. İrfancan, Eğri Bayat ve Livakovic arasında gidip geliniyor. %60 Livakovic. Onu da söyleyeyim. Sol bekte Ferdi'nin oynaması bekleniliyormuş. İsmail Yüksek İsmail Yüksek Zayt orta sahası bu arada onu özellikle belirteyim. İsmail Yüksek Zayt artık Şimans kim oynar onu bilmiyorum. Kent bir kanatta oynayacağına göre İrfan Can da çok iyi olduğuna göre Tadic'i keseceğini zannetmiyorum. Sağda Kent 10 numarada İrfancan solda Tadiç mi oynatacak acaba? Hani söylentiler duyumlar bu şekilde. Neyse İsmail'in olmadığı maçta 6 numarayı bulmuş İsmail Kartal. Zayt bir kere beklenene veremedi. Normal çünkü Zaits 6 değil 8. Aslında Crespo da 6 değil 8. Ve Crespo'ya emanet edecekmiş. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu söyleyeceğimi ben bunları söylediğim zaman da şimdi arkasına önünü çok fazla dolduruyorum ki birileri çıkıp da demesin ama öyle derken bak böyle diyorsun diye. Şimdi İrfancan Kahveci Türkiye'nin en iyi 8 numarası diye Fenerbahçe'ye alındı mı? Alınırken alındı mı? Alındı. Aynı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de bir maç bile 8 oynadı mı? Bir maç bile 8 oynamadı. Ya kardeşim bak. Al sana deneme maçı. Al sana deneme maçı. Perşembe günü evindesin. Koy Crespo'yu ön liberoya ya da İsmail'i ön liberoya. 8'e koy İrfan Can Kahveci'yi. Önüne koy Şimanski'yi. Bak 6-8-10 gibi değil. 6-8-8 gibi. Biraz daha Şimanski orta sahaya destek verecek şekilde. Koy sağ kanada Ryan Kent'i. Koy sola Tadic'i. Koy forvete koy Al sana. Kütürük eriği gibi kadro. Kütürük eriği gibi kadro. Al sana. Değil mi? Bakalım ne yapacak. Şimdi Ceko krizden kurtardı. Yani Fenerbahçe dönüşümlü oynuyor ama bir şeylerin de yapmasını gerekiyor. Ceko takımını yine sırtlayan yani isim oldu. Attı attırdı takımın üstündeki sitesi aldı. E büyük futbolcu bu yüzden işte. 37 yaşında da olsa büyük futbolcu büyük futbol. Anladınız mı? 37 yaşında da olsa. Şirketler bize kaç yaşında geldi? Uzun lafın kısası arkadaşlar, bugün itibariyle e, perşembe günkü kadroyu söyleyeyim. Livakovic kalede. Ben Livakovic görüyorum. Osayi, Bekao, Ciku, yine Ferdi Kadıoğlu. Ama ben ısrarla söylüyorum, Ostervold'e oynatırım ben olsam. Bunu da söyleyeyim Ferdi çok sevdiğimiz bir kardeşimiz ama kanadından sıkıntılar yaptırdı. Ben onu da belirteyim. Sakatlıktan yeni döndü hazırlanması için Osterwold'u oynamalı. Orta sahada İsmail Yüksek, Zaytis İrfan Can. Sağda Kent, solda Tadic, Forvet'te Batşuay şeklinde bir düşünce hakim Fenerbahçe'de. Ben olsam solda King'le başlarım. Ya şu King. Sağda Kent. Hiç beklemedikleri hücum attı. Forvet'te Batşuay. Bunu söyleyeyim. Dört büyüklerin toplam borcu Duda Kuçuk'la attı. Beştaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un son 5 sezonda Toplam 11 milyar 176 milyon lira zarar etti. Hayır. 11 milyar, milyar 175.999 milyar milyon lira. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor zarar etti. Galatasaray'ın zararı falan yok. Yani öyle tercih etti. Niye Icardi'ne 40 milyon euro yok deyip de Galatasaray'a 4'e imza altına inanıyorsunuz? Buna mı inanmıyorsunuz? İşin şakası bir taraf ama 4 büyükler adlı 4 takım toplamda 23.34 milyar lira borç. 16.09 milyar lira negatif öz kaynaklarına rağmen çok sayıda oyuncuyu yüksek bedellerle transfer etti. Ve bunun bir de geri dönüşü olacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yeni sezonun ilk transfer döneminde toplam 56 oyuncuyla sözleşme imzaladı. 56. Son 5 sezonda 295 oyuncu transfer eden 4 büyüklerde Trabzonspor 16, Fenerbahçe 15, Galatasaray 14, Beşiktaş 11 yeni transferle 2023-24'e girdi. Böylece 5.5 sezonda 4 büyüklerin transfer sayısı 351'e yükseldi. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu fiyatlara, bu paralara. Yani şimdi son 5 sezonda zarar. Son 5 sezondaki tablolara göre en çok zararı 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş. En fazla zarar eden. 3 milyar 70 milyon lirayla Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'de 9 senedir gelmeyen bir kupa var, şampiyonluk var. Galatasaray bak, ittirilip kalktırılıp şampiyon olmasına rağmen 2 milyar 893 milyon lira zarar. Bu sene hariç, Trabzonspor'da 1 milyar 884 milyar milyon lira. Yani gelir tablosu çok kötü, gider tablosu daha kötü. Ve ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Haziran'ı değil, 2023 Haziran'ı değil. 2023 Aralık dönemine. Bu da Mart gibi belli olacak. Yani 2024'ün Mart'ı gibi belli olacak. O açıklamalara bir bakın. Galatasaray eksi 400 şey eksi ne 400 eksi 700 milyon lira. Bunlar sponsor mu sponsor diyor ama geçiniz bunu. Sponsor bir kısmını karşılıyor. Ona rağmen fiyatlar yüksek. Ben size bas bas bağırıyorum. Türkiye'de hiçbir kulüp bir futbolcuya 4 milyon euro verecek kapasitede değil. Bitti o dönem. O paralar bitti. Nasıl veriliyor musunuz? İddiadan ayrılan para para var ya iddiadan ayrılan para. %25'i süperlik kulüplerine yatırılsın. Yine Avrupa'yla çatır çatır baş ederiz. Kütür kütür de baş ederiz. Eğer %25'e %25 verilirse Fenerbahçe'nin sırf iddiadan alacağı para 100 milyon euroyu geçer. Galatasaray Beşiktaş'ın da dahil bu. Burada da tabii şu ortaya çıkıyor hocam Galatasaray niye vergisini siliyorlar? İşte bu yüzden. Anladınız mı? Beşiktaş Başkanı ne dedi? Biz gittik, yalvardık dedi Beşiktaş'ın vergisini sildirdik. Bu yüzden. Kafayı kullanıp hepsi bir olsa desek arkadaş iddiadan hak ettiğimiz parayı verin deseler kulüp başı 50 milyon euro ile 100 milyon euro arası para alacaklar. Süper Lig'e yükselen takım 25 milyon euro para alıp başlayacak Lig'e. Sen o zaman çekişmeye bak. Ama bu kafayla maalesef ben bunları çok konuşmuyorum arkadaşlar. Kulüplerin toplam varlıklarıyla toplam borçlarının farkı eksi 16.9 milyar lira Yani eldekileri satsa bile ciddi bir öz kaynak. Yani eldekileri satsalar şu an itibariyle. Beşiktaş 4.73 milyar lira zararda. Borcu var yani. Fenerbahçe 4.64, Galatasaray 4.39, Trabzonspor 2.33. Yani bugün ödenmesi gereken paralar. Erman Toroğlu playoff'a hazırlıklı olun. Şimdi bu kadar borcun içinde de insanlar ne yapacak? Kafaları tabii ki başka yere çekecek. Playoff, playout konusunda flash bir iddiada bulmuş Erman Toroğlu. Hani demiş ki Gelecek sezon playoff, playout oynanması için inanılmaz bir hazırlık var. Biz seyirciye söyleyelim. Seyirci hazırlıklı olsun. Çünkü bayağı bir hazırlık var. Olma şansı da yüksek demiş. Böyle bir hazırlık yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rıdvan Dilmen de daha önceki yayında olabileceğini söyledi. Gözüken tablo şu Süper Lig'de. İş playoff ve playout'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler alttakiler olarak ayrılmış gözüküyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Adana falan diye söylemişti. Bu sisteme doğru gidiyor demişti. Bu sistemde 4 büyükler parasına para katar, diğer takımlar mahvolur. Ben size bir şey söyleyeyim. Ligde mutlaka ve mutlaka play out olması lazım. Mutlaka. Bu ligde yatan yatana, satan satana. Fenerbahçe maçında aslan kesiliyor, başka maçta yaslan kesiliyor. Gaziantepspor bizi oynadığı maçı oynasa, hadi bizim maçı kaybetti. 4'te 4 galibiyet yapabilir, 4'te 0. Bizi oynadığını çeyreğine oynamıyor. Futbolcuları popoluyorlar. Hadi Fener maçını asıl. Ligde bence ben teşvik şikesinin, teşvik priminin döndüğünü düşünüyorum. Artık yasal ya. Teşvik primi verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yasal biliyor musunuz? Bu yasal. Harbi söylüyorum bu yasal. Ne var? Galatasaray bedavadan sponsorlar buluyor. İsmini bile açıklamıyor sponsor. Arkadaş işte Antalya Fenerbahçe'yi yenin sizde 5 milyon TL demesi çok mu zor sponsorun? Bu yasal bak. Bir daha söylüyorum. Bu yasal. Hani çok salakça ama yasal. Bence yanlış. Ne demek ya teşvik primi? Teşvik şikesi bu. Sen onu yen. İyi şöyle yapalım. Bugün sen onu yen bize kaybete dönerse işin olacak. Mesela atıyorum kafadan atıyorum ya. Başakşehir Fenerbahçe 5 milyon TL versin. Galatasaray yen bize yenil. 5 milyon TL sana desem. Şike olmuyor mu? Şike olacak. Ama Galatasaray yen sana 5 milyon TL. Bu da teşvik olacak. Şimdi Galatasaray'ı yen diye sen bir adama 5 milyon TL versen o adam senin maçına kaybeder. Ya da ne yapar biliyor musun? Galatasaray'a gider der ki Fener dedik ki Galatasaray yen sana 5. Hadi sen de 10 ver ben de Fener'i yeneyim. Ayıkla pirincin taşını. Bu sistem de yanlış ben onu söyleyeyim. Dördüncü bitirenden birinci bitiren takım falan filan geçin bunlara. Playoff, playoff Türkiye'de denendi olmadı. Hatta hala Galatasaraylılar ağlıyor. Sanki lig başlayınca Playoff'a dönülmüş gibi ağlıyorlar. Şunları ağlatmayın yeter. O sezon, o karar lig başlamadan verildi. Lig daha başlamadan, birinci maç oynanmadan, hatta fikstür çekilmeden o karar verildi. Kulüplerin de altına imzası var ama galatasaraylar öyle bir algıcılar ki, öyle bir algıcılar ki sanırsın lig oynarken oldu. Allah düşmanın da algıcısızlığını versin. Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi, ee, Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Melek'e Fenerbahçe'nin performansını değerlendirmiş. Ee, Mehmet Arslan'ı ve Uğur Melek'e... Neyse. Fenerbahçe 10. resmi maçından 10. galibiyetini aldı ama hiç kolay olmadı. Siz Sarılajöre takımı nasıl buluyorsunuz? Fırat Aydınus. evet Fenerbahçe kötü oynarken kazanıyor. Evet, Ceko, Tadic, Fred, Şimanski gibi kaliteli ayaklarda skor üretebiliyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu oyuncuları alayım da süs bitkisi olsun diye kenarda tutmuyorsun değil mi? Zaten bunun bunun için aldın. Kaliteli ayaklar sana şapkadan tavşan çıkarır. Şapkadan çıkanlar da seni sezon bitimi de şampiyon yapar zaten. Neyse devam edeyim. Bunlar da bunlara bir de İrfancan Kahveci'nin yükselen performansı eklenince hücumda çok güçlü bir takım ortaya olduğu ortaya çıkıyor. Ama bir de madalyonun diğer tarafı var. Savunma ve orta saha. Antalya maçında görüldüğü üzere arkaya kaçırılan rakip oyuncuların yarattığı tehlikeler defansif za zaafların başında geliyor. Bu maçta İsmail Yüksek çok aranda. Bu handikapları bertaraf edemezse Fenerbahçe sezon boyunca bu tür müsabakaları daha yaşar gibi gözüküyor. Uğur Melek'e Fenerbahçe 10'da 10 yaptı ama Antalya maçında uzun bir süre boyunca iyi oynamadı. Antalya daha çok koşan, savaşan, ısıran taraftı. Özellikle ilk bir saat boyunca generaller askerler maçı gibi diyor. Güntekin Onay. Fenerbahçe'de Ceko bir kez daha hayran kaldım. Hücumda tüm aksiyonlarda o vardı. Ancak Fenerbahçe'nin top rakipteyken pres gücü ve seviyesi yeterli değil. Stoper ve Kaun'un top kullanma becerisi düşük ve hata yapmaya yatkın bir oyuncu. Her şeye rağmen 10 resmi maçın hepsini kazanmaları başarı. Nürnstland dikkat edilmesi gereken çok tehlikeli bir takım. Antalya Spor maçının üzerinde bir tempoya ihtiyaç var diyor. Ee, son olarak da Mehmet Arslan İsmail Kartal'ın Jorge Jesus'a bıraktığı takım koşan, pres yapan ve oynamaktan keyif alan, keyif veren bir takımdı. Bu sezon o takımı henüz göremedik. Doğru. Müthiş bak. Ceko'nun o tipte bir oyuncu olmaması ileride baskı yapmayı imkansız kılıyor belki. Ama buna rağmen Antalya önündeki futbol felakete yakındı. Bir an Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığını zannettim. Daha da vahim olan ise koşan değil yürüyen bir takıma dönüşmesi Fenerbahçe'nin. Antalya'nın çok daha iyi oynadığı Fenerbahçe'nin sadece kalitesiyle kazandığı ve ders çıkaracağı bir maçtı diyor. Bu yorumların alayı ezbere. İlk 45 dakika Fenerbahçe sahada yok. Kabul. İkinci 45 dakika Antalya spor sahada yok. Hadi bunu da konuşun. İkinci 45 dakika Fenerbahçe Antalyaspor'u yok etti. Ya 7 tane %100'lük gol pozisyonuna giren bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bak 7 tane. Demek ki ikinci yarı Fenerbahçe kütürktü. Antalya'nın yok. Hiç yok. Hiç yok Antalya. Ya düşün bak. İlk yarı Fenerbahçe kötü kabul. ikinci yarı düzeldi. Şimdi şunu da söyleyeyim. Galatasaray mesela Samsun'dan oynadı. Samsun'un Emre Kılıç gol atmamak için uğraşıyor. Kaleci gol yemek için uğraşıyor. Savunma hata yapmak için uğraşıyor. Yarın bir gün Avrupa'da karşılaştığı rakip böyle olmayacak. Yani hatırlayın ya 5. sınıf Avrupa takımını az kalsın eleniyordu ya. Şimdi gönderdikleri rekor bonserviste transfer ettiği Pendin, Mici çok kurtardı paçayı. Öbürü kurtardı paçayı. Ben şunu söylüyorum. Dört büyüklerin dördü de yanlış yolda. Bu gidişte kulüpler satılır. Bu gidişte kulüpler satılır. Kulüplerin birer sahibi olur. Zaten dernekler yasasından da mecburen çıkıyorlar. Çıkmak zorundalar Bakalım sonumuz nereye gidecek? İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.